Yani taş tahtası 150 kişi. Hı hı. Toplarsın. Bilim kurulundan bir insan getirirsin. O sürecin o günden sonrasının tahminen nasıl olabileceğini size anlatır. Önünüzü görürsünüz o anlamda. Bunun üzerine tartışırsınız. Ligi ertelersek falanca tarihte oynatabiliriz. Filanca tarihte oynatabiliriz. Oynatamayız. Oynatamazsak playoff seçeneği var. Oynatamazsak ona da süre yoksa puan durumunu onaylarız. Oynatamazsak yazısına atarız. Neyse. Seçenekleri koyarsın. Şimdi dersin ki elinizi kaldırın. Ne yapalım? Erteleyelim mi? Tedbirleri mi sıkılaştıralım? Ondan sonra alacağın erteleme kararı bütün toplum destek verdiği gibi kimse gık diyemezdi. Şimdi Kulüpler Birliği Vakfı tüm üyelerinden yeni kurulacak komisyon için isimler istemiş Turgay abi. Bundan şimdi, sonra işte yeni planın yanı sıra hukuki durumla ilgili... Şeyden bir geçti burun pazarı. Sürsünler eşekleri neydi diye. Bunu ertelemeden önce artık taşı kuyuya attın. Artık neyi tartışacaksın? Bunları baştan hepsi kulağının üstüne yattı. Dikkat ediyorum. Konuşmayan, ağzını açmayan hocalar vardı. Ertelemeden sonra başladılar. Bu ligin puan durumu onaylanırsa korona ligi derler. E neredeydin erteleme yapılana kadar? Çıkıp fikrini söylesene, ertelenmesin. Şöyle olsun falan desene. Ya da ertelensin şöyle olsun desene. Herkes sustu. Herkes bir, en son devletin bakanı dedi, kardeşim planınız nedir? Plan da yok. Erteleyin gitsin o zaman dedi. Niye? Çünkü futbol ailesi kilitlenmiş. Titrer bir halde sokakta kalmış. Böyle titriyor ayazda. En son devletin bakanı dedi, ne yapıyorsunuz dedi ya. Bir planınız var mı? Yok. Nasıl planınız yok? Yok. Erteleyin kardeşim o zaman dedi. Konuştu. Peki. Yani şunu demek ki futbol ailesi olarak, bak federasyon demiyorum ha. Federasyon da dahil tabii. Kulüpler. Bir şey ettim. Beşiktaş Kulübü akşam açıklama yapıyor. Fatih Terim'in açıklamasından sonra diyor ki biz de test yaptırma kararı aldık. Evet. Ya günaydın ya. Ya günaydın, siz bugüne kadar niye yaptırmadınız? Fatih Terim'e koronavirüsü bulaşmasa siz yaptırmayacak mıydınız test yani? Bu arada Galatasaray'da da tüm takım karantinaya alındı biliyorsun. Futbolcular ve teknik heyet ikinci teste tabi tutulacakmış. Bunun da altını çizelim. Diğer kulüpler de bu testi çoktan yaptırması lazım şimdiye kadar. Nasıl bir senaryo bekliyor ligde tabii? Süreç nasıl ilerleyecek? Bunu konuşmayı sürdüreceğiz. Ama biz korona virüsünden önlenme, daha doğrusu kendimizi koruma yöntemlerine geri dönelim. Futbolcular biliyorsunuz bir takım paylaşımlar yapıyorlar. Onlardan bir tanesi şimdi ekranlarımıza gelecek. Korona virüsünden korunma önlemlerine dair sosyal medyadan bu sefer paylaşım yaptı sporcular. Bir izleyelim, üzerine konuşalım. Ülkemiz olarak zor zamanlar geçiriyoruz maalesef. Kötü bir salgın var. Lütfen duyarlı olalım ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın uyarılarını dikkate alalım ve evimizde kalalım. Dünya ve Türkiye koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Lütfen uyarıları önemseyin, tehdidi ciddiye alın ve evlerinizden ayrılmayın. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız. Herkese merhaba. Bu zor günlerde bizler için hayatlarını tehlikeye atarak koronavirüs ile mücadele eden tüm doktorlarımız ve sağlık birimlerimiz en büyük kahramanlarımız. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece kendimizi değil, ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm insanlığı düşünmemiz gerekiyor. Nasıl önlem alabileceğimizle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Bunlara özen gösterelim. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmek için bir süre küsebiliriz. Bildiğiniz gibi dünya çapındaki bir salgın nedeniyle zor dönemlerden geçiyoruz. Yakın zamanda ülkemizde de artış göstermeye başladı. Bireysel anlamda özellikle sporcular olarak liglerimiz ertelendikten sonra evlerimizde sosyal izolasyona girdik ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya çalışıyoruz ve bireysel hijyenimize, çevremizdeki insanların hijyenine dikkat etmeye çalışıyoruz. Siz de zaten durumların farkındasınızdır. Bilinçli olalım. Özellikle devlet yetkililerinin ve makamlarının paylaştığı ve direktiflere uyalım ki bu salgın artarak büyümesin ve birlikte ülkecek bu sürecin üstesinden gelelim. Ben yürekten inanıyorum. O yüzden dediğim gibi kendinize ve çevrenizdekilere dikkat edin ve zorunlu halleri dışında dışarı çıkmamaya özen gösterin. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Çok selamlar. Koronavirüsle mücadele eden sağlık görevlilerimize evde kalarak destek verelim. Virüsü yenmenin tek yolu takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp
sağlıklı günlere kavuşalım. Birlikte sevinip, birlikte kutlayacağımız daha güzel günler için şimdi evde kal Türkiye. Üzerimize... Evet, futbolculardan evde kal çağrısı sık sık biz de ekranlarımıza getirmeye çalışıyoruz Turgay abi. Neler söyleyeceksin? Şimdi sporcular açısından da ele alınıyor bilim kurulu uzmanları. Hani kalıcı bir hasar yapma olasılığından da bahsediliyor ama bunda bir netlik yok sanırım. O konuda da bir endişe var. Yani inşallah öyle bir şey yoktur. Ben de bakıyorum, hatta dün bir doktor arkadaşımla, hani lig yarın oynansa sporcuların geri dönüşü için yapılan bazı şeyler var. Kore'de, Amerika'da, NBA'de falan. Buna işte PRP diyorlar, ne bileyim, kendiliğini vermek gibi. Bu tür şeyler yapılabilir mi diye baktım, dopinge giriyor mu girmiyor mu? Bakıyorum ya, ben inşallah sporcuların çok sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatacağını düşünüyorum. Bak, en güzeli şudur. Halktan biri olarak ben kendi yaptığımı söylersem en kolay olur. O zaman onları paylaşalım Turgay abi, ne dersin? Bu arada 4-5 dakikamız var. Ben de evden, dün hastaneye gitmek zorundaydım, burundan alçıyı aldırdım. Muayenehaneye. Markete gidiyorum. Çoluğumu çocuğumu gönderdim. Kendim gidiyorum. Ne yapıyorum? Elimde kendi yaptığım alkol, kolonya karışımı bir dezenfektan var. Asansör kapıdan çıktım. Evden çıktıktan sonra. Asansörün düğmelerini sıkıyorum. Sonra dokunuyorum. Kapısına ve düğmelerine. Kapıya aynı şekilde sıkıyorum. Sonra hiçbir yere temas etmeden gidiyorum. Marketten alacağımı alıyorum. Aldım. Kasaya geldim. Cebimden paramı çıkardım. Ya da kartımı verdim, geri aldım. Hiçbir dokumuna tekrar ellerini dezenfekte ediyorum. Aynı şekilde marketin kapısından, aynı şekilde asansöre girip geliyorum. Evden de çıkmıyorum. Bu arada eve geldikten sonra yapılması gerekenler var. O market poşetleriyle alakalı. Aynen. Ben onları biz şöyle yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Evdeki her şeyi derhal çöpe atıyoruz. Yani şeyleri, gelen bütün poşetleri. Meyve, sebze türü şeyleri hemen musluğun altına atıyoruz. Poşetleri çöpe atıyoruz. O çöpleri de kapının önüne koyuyoruz. Yani alışverişe giderken aslında kendi poşetini götürmek daha mantıklı. Varsa götürüyoruz. Aynen. Varsa götürüyoruz zaten. Şu var. Artı şunu söyleyeyim. Ben şuna seviniyorum. Bizim çevremizde denk geldi belki. Ben birkaç tane ruh hastası dışında abartılı alışveriş yapan kimse görmedim. Kimse görmedim hakikaten. Bizim orada biten bir şey olmadı. Yani diyorlar ya bazen, orada tuvalet kağıdı bitti, burada hiçbir şey biten olmadı. Ben hiç... Ha şu var. Evde çok sık kullandım. Örneğin şampuan, sabun. Ondan fazla aldım. Niye? İkide bir de çıkmak zorunda kalmamak için. Tabii. Ne bileyim, çok çok tüketilen... işte atıyorum şimdi, soğuk çay severiz. Ata da sever, ben de severim. Soğuk çay. İşte gidip bir tane almaktan 4 tane aldım. Niye? Hani haftada bir çıkalım dışarıya anlamında. Dolayısıyla çok basit tedbirler. Bu, herkes de bunu uygulamayabilir. Aynısını, evet, ben de yaptım. Böyle hani... Her şeyi yığmaktan ziyade çok böyle fazla 2-3 haftalık, evet, çok fazla kullandığım şeyleri biraz daha fazla aldım ki bunun sebebi de tabii raflarda kalmayacak kaygısı değil ki, zaten bunu söylüyorlar, bu konuda bir sıkıntı olmaz. Ayrıca Çiğdem. Yani sürekli çıkmamak adına. Ayrıca şey, Çiğdem, şunu söyleyeyim, o bazı arkadaşlar var, ben görüyorum onları sosyal medyada. Arkadaşlar, 100 yıllık biriktirebilir misiniz evinizde? Bunun ne kadar süreceği belli mi? Bir kıtlık olacaksa hani kafanızı rahatlatmak için. Ya kıtlık olacaksa senin bir haftalık aldığın şeyden ne olur? Bir aylık aldığından, evet, ne olur? 6 aylık aldığından ne olur? Bir de şunu söyleyeyim. Ben açım. Sende de var biliyorum. Ya onu sende bırakırlar mı? Yani bırakın, aklınızı başınıza alın. Normal. Devlet, banka borçlarını erteliyor. Bankalar belli bir saate çalışıyor. Mümkün olan herkes evinde kalmaya çalışıyor. Balıkçılar hariç diyelim. Onlar balık tutmaya gidiyorlar değil mi? Ya hiç sorma onu Turgay abi, yani gerçekten. Şimdi arkadaşlar, iki tane uç nokta var. Son bir dakika bu arada. Bir, zevk için evden çıkan bu balıkçıdır. Hayır, bir koşu sevdası başladı Turgay abi. Bir yürüyüş sevdası başladı. Hayatta koşmayan insanlar, evet, hayatta koşmayan insanlar koşmaya başladı. Yani çok enteresan, gerçekten insanın siniri bozuldu. Ya düne kadar tatil olsa... Pazar günü oturdum evimde. Resmen gözlemledim kendi sistemdeki insanları. 5 yıldır aynı yerde oturuyorum. Hiç çıkmayan adamları dışarıda gördüm Turgay abi. Sitenin çok dışında mı? Sitenin içerisinde, sitenin önünden yürüyenler. Ya, sitenin içinde de çıktılar, şey değil ama yakın temas olmadı. Hayır, toplu halde, tek başına değil. Sosyalleşerek çıkıyorlar. Şunu söyleyeyim. Çiğdem, yıllarca kar tatili olsun, bilmem ne olsun, evde oturalım, evet, diyenler, evet, tatil oldu, evinde oturmuyor. Peki biz de noktalıyoruz bu bölümü Turgay abi. Dönüşte, tamam, yine sohbet edeceğiz. Tamam.